Bu oyun gerçek anlamda oynadığım en iyi TPS aksiyon serisi abi. İlk oyunu da zamanın ötesinde bir oyun olsa da ilk oyunu 2-3 kere, ikinci oyunu ve üçüncü oyunu gerçekten sayısız kez bitirmişimdir. Çünkü çok seviyorum lan. Bu videoda Max Payne serisine bakacağız. Birinci ve ikinci oyuna da değineceğiz. Ama asıl konu üçüncü oyun ve devamının gelip gelmemesi olacak bu serinin. Link start. Bölüm 1. Max Payne 1. Max Payne'in ilk oyunu 2000 yılının Eylül ayında Remedy Entertainment tarafından yayınlanmıştı. Fakat işe el atan Rockstar, Remedy ile ortaklık sağladı ve oyunun haklarını satın alarak Temmuz 2001'de oyunu PlayStation 2 ve Xbox'a getirdi. Fakat oyunu geliştiren taraf sadece Remedy'ydi. Hatta o zamanlar Level dergisi gibi popüler oyun dergilerinde oyunu gören insanlar da acayip hype'lanmıştı bu oyuna. Tabi o zamanlar doğru düzgün internet yoktu kimsede. Oyun severler oyunlarını dergilerden ya da gece saatlerinde TV reklamlarından görebiliyorlardı. Şimdiki gibi açıp YouTube'da veya sitelerden oyunların trailerlarını ya da çıkış tarihlerini ve bu gibi şeyleri bulmak neredeyse imkansıza yakındı. Max Payne 1 de 2000 yılının büyük ses getiren oyunlarının en başında gelmişti. Max Payne serisi adını New York'ta bir polis memuruyken ailesi uyuşturucu satıcıları tarafından öldürülen ve intikamcıya dönüşen bir polis memuru olan Max Payne'den alıyor direkt olarak. 2000 yılında oyunu deneyimleyen insanlarsa gerçekten o zamanın grafik ve gameplay dozuna göre büyük ölçüde olumlu eleştirilerle beraber hayran olmuşlardı Max Payne'e. Fakat benim Max Payne'le tanışma olayım çok daha farklı. İkinci oyunu konuşmaya başladığımızda biraz anılarıma da gireceğiz o yüzden. İlk defa bu oyunda tanıştığımız Bullet Time isimli şu cool hareket oyunculara biraz Matrix vari gelmişti ve haklıydılar. Gerçekten Matrix esintileri veren bir dinamiği vardı havada süzülerek rakiplere saldırmanın. Fakat oyun camiasının insanları için ikinci oyun sonrası bu hareket Matrix vari olmaktansa tamamen Max Payne özgü bir hareket olarak adlandırılmaya başlandı. 2000 yılına göre karakterin akıcı hareketleri, farklı silahlar ve bu silahların farklı vuruş hissiyatları, fizik motorunun gücü, mesela şu duvarların çatlaması falan gerçekten o yıllara oyuncuların neredeyse hiç görmediği şeyler vermişti. Oyunun çizgi roman var ya, ara sahneleri de ayrı bir tat katıyordu olaya. Bu arada Max Payne oyununu oynayanlar bilir, Max Payne'in aşırı karizmatik bir sesi var. I was still in the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown, North Precinct. They were all dead. Love kills. Did I love her? Was there a choice? Definitely more my style than Panama or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. Bu karizmatik sese de Sam Lake, yani Max Payne'in yazarından eşi benzerine rastlamanın zor olduğu Max Payne cümleleri eklendiğinde gerçekten acayip bir havaya girebiliyorsunuz oyunu oynarken. Aynı zamanda yine serinin ilk oyununda Max Payne karakterine serinin yazarı olan Sam Lake'in yüzü verilmişti. Zaten Remedy bu tarz şeyleri seven bir yapım şirketi. Oyunlarına gerçek insanların yüzünü verdiğini çok kez görmüştük bu firmanın. Quantum Break'te, Alan Wake'te, Max Payne serisinde, Control'de, yani neredeyse her yapımında gördüğümüz ve artık normal karşıladığımız bir şeydi onlar için. Gerçi onlar için değil, bütün oyun firmaları yapıyor artık bunu. İlk oyunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Tek söylemek istediğim şey abi, zamanında ne kadar enfes olsa da 2021 şartlarında aşırı eski kaldığının farkındayım grafiklerin, ama gerçek bir TPS aksiyon serisine girişmek istiyorsanız grafiklere aldanmadan bu müthiş hikayeye girişin derim ilk oyunla. Ulan şu ilk iki oyuna keşke bir remake gelse be. Bölüm 2. Max Payne ile tanışmam. Abi o zamanlar ufam, tamam mı? Oyun dünyasına girmişim Atari ile PlayStation 1 ile falan, ama seneler geçmiş. Kuzenlerimin, arkadaşlarımın bilgisayarları falan var ama ben PlayStation 1'de kalmışım. Sitem ediyorum tabi. Bilgisayar tarafında harika oyunlar olduğunu görüyorum ama oynayamıyorum. Gerçi oynuyorum ama kendi evimde oynayamıyorum. Halamlar bizden önce bilgisayar almışlardı. Onlar tatile falan gittiğinde onların evine girip saatlerce Harry Potter'ın, Spider-Man'in bilgisayar oyunlarını oynadığımı bilirim. Neyse abi, ilkokula başlamıştım. Ara tatilde de Antalya'ya gitmiştik. Anneannemlerin yanına. Ulan tatil dönüş eve bir geldim, bilgisayar var evde. Düşün abi, ufacık çocuksun. Halanın kızının bilgisayarıyla oynuyorsun. Tatile gitmişsin, eve bir gelmişsin. O çok istediğin bilgisayar odan duruyor. Sevinçten kafayı yemiştim. Fakat bir sorun vardı. Bilgisayarda oyun yoktu lan. Bayağı eski zamanlarda, işlemci neydi hatırlamıyorum. Zaten o zamanlar öyle bilgisayar konusunda çok bilgili de değilim. 64 MB ekran kartı vardı. Onu çok net hatırlıyorum. 2004 yılıydı. Bayağı dandik bir şeydi ama o zamanın oyunlarını az çok açabiliyordu. Sonuçta GTA Vice City, Max Payne 2 gibi oyunlarla bu bilgisayarda tanışmış ve oynamıştım onları. Neyse abi, dediğim gibi oyun yoktu bilgisayarda. Babama dedim, hacı bunda oyun yok, ne oynayacağız lan biz diye. Babam da bilgisayarı sabah aldı götürdü. Arkadaşın internet kafesi vardı. Dedi, Ricardo, buna oyun yükle. O da Call of Duty 1, Max Payne 2, GTA Vice City, FIFA 2005 gibi böyle o zamanların internet kafe oyunlarının hepsini doldurmuştu bilgisayarıma. Böyle gece 12 filandı babam geldiğinde, açtım bilgisayarı abi. Oyunları görünce bir gözüm gönlüm açıldı. Fakat daha önce hiç oynamadığım oyunlardı bunlar. Oyun bilgim bütün PlayStation 1 ve Atari diyebildiğimiz NES oyunlarını kapsasa da, yani hepsini biliyor olsam da, bilgisayar sektöründe o kadar ileri gitmemiştim. Max Payne 2'nin ikonu bayağı bilgimi çekmişti. Açtım baktım. Şimdi düşün abi, 7 yaşında bir çocuksun, saat gece 12. Ya bir de o zamanlar
yanlış anlamayın. Tükümüzün bile olduğunu bilmeyen çocuklardık tabiri caizse. Şimdinin yeni nesli gibi değildik. Cin değildik yani. Max Payne 2'ye girip şöyle bir şeyle karşılaştım. Oğlum ne oluyor lan dedim. Yani gerçekten gece 12 kimse yok. Tek başımayım odada. Işık kapalı. Hani gizli gizli oynuyoruz falan. Yani ödüm bokuma karışmıştı. Neyse ondan sonra ben biraz ilerledim. Devam ettim. Sonra da şu sahne geldi. Oba dedim, ne oynuyorum lan ben dedim. Ciddi anlamda farklı bir oyun türüyle karşı karşıya olduğumu gördüm. Ve abi ben o gece hiç uyumadan oyunun yarısına kadar ilerledim. Ve daha ilk Max Payne, yani Max Payne 1'i oynamamıştım. Varlığından haberim yoktu ama Max Payne 2 ise bu birinci oyunda var diye düşünüyordum. Daha internet de bağlı değildi. İlk oyunu da indiremezdim. Sınırsız internet falan da yoktu o zamanlar. Ya o zamanlar ne tatılıyorum. İnternet bağlandığı zaman ben birkaç tane oyun indirmiştim. Hacı bir fatura gelmişti kol böreği gibi ya. Kotasız internet yok tabi. Serinin ikinci benim için ilk Max Payne oyunu olan Max Payne 2 oldukça başarılı bir yapımdı. Kendi bilgisayarımda oynadığım ilk oyun olması da oyuna olan sempatimi ayrı bir harlamıştı. Max Payne 2. Oyun Haziran 2003'te Rockstar Games tarafından yayınlanmıştı ama geliştiricisi yine Remedy Entertainment'tı. İlk oyuna göre gerçek anlamda yayın tarihi konusunda bir iki yıl gibi ufak bir süre olmasına rağmen müthiş bir gelişme göstermişti ikinci oyun. Bullet Time çok daha akıcıydı, grafikler çok daha yenilikçiydi, oynanış her anlamda üst düzeydeydi. Zaten şu vuruş hissiyatı bambaşka bir düzeydi o yıla göre. Ve yüzlerce oyun bitirmiş bir insandan bahsediyoruz. O zamana kadar PlayStation'da çok fazla oyun oynadım ama böyle bir vuruş hissiyatı görmemiştim. Gerçi bilgisayarla PlayStation 1'i kıyaslamak da doğru değil tabi. Fakat Rockstar ortaklığı rol model konusunda değişikliğe gidilmesine de neden olmuş. İkinci oyunun geliştiricisi Remedy olsa da yayın haklarını Rockstar satın almış ve seride büyük bir değişiklik olmasını istemişti. Max Payne karakterinin karizmatik sesinde değişikliğe gitmese de ki doğru bir karar, serinin yazarı Sam Lake'in görevine sadece yazar olarak devam etmesini istemişti Rockstar. Max Payne için yüz model olarak da Timothy Gibbs ile anlaşma yapılmıştı. Tamam, Sam Lake gerçekten Max Payne için eşsiz bir hikaye sunmuş. Hatta her zaman derim, Sam Lake Max Payne yazmak için doğmuş diye. Bu karaktere gerçek anlamda hiçbir yapımda rast gelmeyeceğimiz replikler vermiş ve verecekti. Ama rol model olarak Sam Lake'li Max Payne ve Timothy Gibbs'li Max Payne'leri karşılaştırdığımızda Timothy daha çok Max Payne için yaratılmış diye biliyoruz. Oyunun tema müzikleri, hikaye akışı, oynanışı, seslendirmeleri gerçekten her detayı o kadar iyiydi ki benim için asla unutmayacağım ve sayısız kez tekrar oynayacağım bir oyun olabilmişti Max Payne. Ve dediğim gibi 2004 yılında oynadığım oyunu 2021 yılında da hala ilk defa oynuyormuşçasına oynayabiliyorum. Hem de zevk alarak yapıyorum bunu. Öyle bir oyun Max Payne. Bölüm 3. Max Payne 3. Max Payne'in geleceği için radikal bir toplantı yapmıştır Remedy ve Rockstar. Remedy için çalışan Sam Lake de oradaydı. Rockstar'ın teklifi Max Payne'in yayın hakları yanında geliştirme haklarında, yani serinin tüm haklarını satın almaktı. Remedy ise Max Payne gibi büyük bir serinin reboot edilmesine ya da hikayeden sapmasına izin vermek istemiyordu. Sam Lake'in hikayeyi yazmaya devam etmesi şartıyla tüm hakları satabileceklerini söylediler. Zaten Rockstar'ın da istediği buydu. Çünkü Sam Lake gerçek anlamda Max Payne serisinin devamını getirebilecek tek isimdi. Böylece iki tarafta anlaşmış, Max Payne artık Rockstar Games ve Sam Lake'e ait bir seriye dönüşmüştü. Sam Lake yeni Max Payne hikayesini bitirdi ve Rockstar Games'le iletişime geçti. Rockstar Games de kendisiyle beraber Rockstar North, Rockstar Vancouver, Rockstar Leeds, Rockstar San Diego, Rockstar Toronto, Rockstar New England ve Rockstar London olmak üzere tam 8 ayrı Rockstar firmasıyla birlikte aynı anda Max Payne 3 için geliştirme sürecine başladılar. Oyun 1 Haziran 2012'de piyasaya Rockstar Games tarafından sürüldü. Rockstar Games bu oyunda da Timothy Gibbs'i Max Payne'in yüzü olarak seçmişti. Bu konuda değişiklik gösterilmedi. Değişen tek şey, dünyanın en iyi aksiyon oyununun 3. oyununda gelmişti ve bu seri artık gerçek bir seri olmuştu. Çünkü seriler hep üçlemelerden ibarettir. Tıpkı 2. oyun gibi 3. oyunda sayısız kez bitirdiğim ve delicesine sevdiğim bir Max Payne oyunu olabilmişti. Tek fark, ilk 2 oyundaki temadan çok daha farklıydı bu Max Payne 3. Ara sahnelerdeki çizgi romanımsı yapı değişti.
yerleşmiş, kutucuklar içinde hareketli sahneler kullanılmıştı ve bu yakışmıştı bence. Fakat burada bir sorun da vardı. Fark ettiyseniz ara sahneler çok ışık patlamaları ve ani geçişler içeriyorlar. Bu da epilepsi hastaları için bayağı büyük bir problem yaratabiliyor. Yani bu konuda bir uyarı vereceğim. Epilepsi belirtileri gösteren ya da direkt olarak bu hastalığa sahip biriyseniz Max Payne 3 kesinlikle uzak durmanız gereken bir oyun dostlarım. Yine Max Payne'den eşsiz replikler görüyorduk ve ciddi anlamda şu adamın cümlelerine ölüyorum ya. Grafikler 2012 yılında çıkan bir oyun için her anlamda üst düzeydeydi. Müzikler ise yine ilk iki oyundaki temayı koruyordu ama biraz daha böyle remiximsi, hareketli bir hal almışlardı. Ki bu da normaldi. Çünkü bu sefer tema geçmişte olduğu gibi karanlık bir tema olmayacaktı. Brezilya sokaklarında gün ışığında üzerinde çiçekli gömlek giyen Johnny Payne, pardon Max Payne macerası vardı bu sefer. O yüzden müziklerdeki hareketlilik fena durmayacaktı planlara göre ve durmamıştı. Vuruş hissiyatı zaten her Max Payne oyununda olduğu gibi güzeldi. Ve Rockstar hem aradan uzun seneler geçmesinden hem de gerçekten çok daha kaliteli bir geliştirici olduğundan mütevellit Max Payne'i gerçek anlamda hak ettiği seviyeye getirmişti. Fakat Rockstar'ın çıldırtan bir olayı var. 10 senede bir oyun çıkarıyor lan bunlar. Mesela abi GTA 5'in üstünden 8 sene geçti, hala yeni oyun yok. Max Payne 2 2002-2003 yıllarında piyasaya sürülmüştü. Rockstar oyunun haklarını aldıktan tam 10 yıl sonra yani 2012'de yeni oyununu getirmişti. RDR 1 2010'da çıktı. RDR 2 ise 2018'de yani neredeyse 10 sene sonra. Evet, bu adamlar 10 senede bir oyun çıkarıyorlar. Tamam, 10 senede bir çıkarıyorlar da haklarını yemeyelim. Harbiden tarihin en iyi oyunlarını da yapıyorlar aynı anda. Ben henüz kötü bir Rockstar oyunu görmedim şahsen. Dediğim gibi oyun eski Max Payne temasından sıyrılmış, daha farklı bir hissiyat veriyordu. Mekan ve tema olarak daha farklıydı. Ama geçmişe döndüğümüz sahnelerde de eski Max Payne oyunlarının verdiği tüm güzel şeyleri bir anda hissedebiliyorduk. Oyunda birkaç bölüm vardı geçmişe döndüğümüz. Gerçekten bu bölümler eski Max Payne oyunlarını daha yeni grafik ve mekaniklerle oynuyormuşuz gibiydi. Ve dibim düştü ya bu bölümlere. Gerçekten dibim düştü. Oğlum düşünsenize şu şekilde Max Payne 1'i ve 2'yi oynadığımızı. Ulan hala piyasada böyle bir Max Payne kafasında bir TPS aksiyon yokken neden Max Payne 3 asetleriyle yenilemiyorsunuz ki şu iki oyunu? Anlamıyorum, neden lan? Serinin 3. oyununda ilk iki oyununa göre farklı eklemeler de yapılmıştı. Mesela ölürken eğer painkillerimiz varsa oyun bize bir şans daha verebiliyor. Bize son vuruş yapan adamı ölmeden önce birkaç saniye içinde ateş edebilirsek o painkiller otomatik olarak kullanılıyor ve hayatta kalabiliyoruz. Ayrıca bir iki bölümde de gizlilik unsuru yer alıyordu oyunda. Susturucuyla beraber suikastçı gibi ilerleme şansımız da oluyor fakat zorunlu değil. Yine klasik olarak pataküte de gidebiliyoruz. Yani bu tamamen oyuncuya bırakılmış bir seçim oluyor. Ayrıca düşmanla yakın dövüşe de girebiliyoruz. Bu da güzel bir farklılık olmuş. İlk iki oyunda silahsız kaldığımızda bir tık sıçıyorduk. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Üçüncü oyunda böylelikle bu sorun da ortadan kalkmış. Abi bir de oyunda öyle sahneler var ki yemin ederim Hollywood filmlerinde bile göremeyeceğimiz türden sahneler. Atmosferin güzelliği, Max'in karizması ve o anki aksiyon. Buna benzer bayağı bir sahne var oyunda ve her biri yemin ederim ki birbirinden güzeller. Hatta bazen benim gibi elinizden su içerken bardak düşünmenize sebep olabilirler. No one told us they had an entire goddamn army. I don't think anybody knew. Crazy shit. Yeah. Bir de her Max Payne oyununda değişilmez, değiştirilmesi imkansız unsurlar vardır. Ve Rockstar'da eski ortağı Remedy'nin hatıralarına sahip çıkarak bu Max Payne unsurlarını değiştirmeden korumayı başarmış. Örneğin yangınlar. Max Payne'in her oyununda mutlaka yangınlar ve alevler etrafımızı sarmıştır. Ayrıca bu televizyon izleme olayı ve Kaptan Baseball'da Max Payne'in bu zamana kadar vazgeçemediği tatlı noktalardı. Bir de şu dayıyı Max Payne 2 oynayanlar çok net hatırlayacaklardır. Bir de farklı bir piyano olayı vardı, bu da çok tatlıydı. Oyunun bazı bölümlerinde bazı bölgelerinde piyanolar var. İlerleyip onları çalabiliyoruz. En son piyanoda ise şöyle tatlı bir sürpriz bizi karşılıyor. There it was, the soundtrack to my life. And for a few seconds came harmony. Finally.
Bu olay çok iyi ya. Evet, Max Payne'in tema müziği. Bu da ufaktan bir geçmişe götürüp getiriyor bizi Max Payne severlere. Tamam, Max Payne oyunlarını çok seviyorum, övüyorum ama tarafsız olacaksak oyunda birkaç hatayla da karşılaştım. Bunlardan biri, beni tanıyanlar bilecektir ki ben oyunlarımı Xbox controller'la oynarım ve controller yapılandırma olayı yoktu maalesef Max Payne 3'te. Tip 1, tip 2 gibi değişimler var da şu tuşu şu tuşa ata gibi seçenekler yoktu. Bir de şöyle ufak bir bug'la karşılaştım. Adam bir şey taşıyor göğe ama taşıdığı şeyi göremiyoruz. Ufak bir kaplama sorunu sanırım. Fakat burada daha büyük bir kaplama sorunu vardı. Oyundaki karakterlerden olan Da Silva'yı arabada göremiyoruz. İlerleyince de mekan kaplaması birkaç saniye geç geliyor. Ama koca oyunda karşılaştığım bir iki hata vardı. Onlar da bunlardı. Başka bir hatayla karşılaşmadım çok şükür. Zaten öyle oyunlar yapıyorlar ki, mesela Red Dead Redemption 2'den örnek vereyim. Burada John bir NPC ama bakın kendi hatasını düzeltiyor adam. Kaldı ki biz oyunda hata arayacağız. Ulan kendi hatasını düzelten NPC'den bahsediyoruz. Ne hatası ya? Bir de şu lazerli silahların kullanımını pek beğenmedim. Oyunun oto nişangahı çok iyi de lazer olayı pek olmamış. Bayağı sekiyor lazerli silahlar ve anlamıyorsun nereye sıktığını. Şöyle örnek vereyim. Aynı silahın lazerli versiyonu eşek gibi teperken lazersiz versiyonu gayet rahat nişan alabildiğimiz silahlar oluyorlar. Bu biraz çelişkili geldi bana. Ne alaka yani, lazer takınca silah mı tepiyor? Bölüm 4. Seri devam edecek mi? Max Payne için serinin devamının gelip gelmeyeceğine dair ben ve birçok oyuncu Remedy ve Rockstar tarafına sorular yöneltse de, Remedy biliyorsunuz ki artık Max Payne için söz hakkına sahip değil. Rockstar Games de GTA 5 ve 3 eski GTA oyununu yenilemekle meşgulken aynı anda GTA 6'nın da geliştirme sürecine başladılar. Sam Lake ise farklı bir oyun için hikaye yazma aşamasında. Ayrıca serinin son oyunu üzerinden 9 sene geçti ve bir sene sonra Rockstar'ın yeni bir Max Payne getirmesi çok uzak bir ihtimal. Max Payne 3 kapılar tamamen kapatılır bir şekilde bitmedi. Hala alınmamış intikamlar var. Fakat Max Payne karakteri gerçek anlamda 3. oyunda bu tarz aksiyonlara girebilecek yaşların sınırında görünüyordu. Rockstar tarafından yeni bir Max Payne oyunu gelecekte duyurulacak olsa da Max Payne bayağı yaşlı bir şekilde çıkabilir önümüze. Bu da böyle bir şey olursa karakterin ölümüyle final bulan bir yapım olur. Ve Max Payne 4. oyunuyla serinin kapılarını tam anlamıyla kapatır. Mantıklı da olabilir. Çünkü bu karakterin bence son bir maça daha çıkması gerekiyor. Öte yandan seriyi devam ettirmek yerine hala tarzını tam anlamıyla koruyan ve eşi benzeri bulunmayan ilk iki oyuna remake getirerek 3. oyun klasmanında bir Max Payne nostaljisi yaşayabiliriz. Yani bunu bize yaşatabilir Rockstar. Mesela bu konuda Mafia bayağı iyi bir iş çıkarmıştı ve olumlu eleştiriler almıştı. Rockstar da iyi işleriyle meşhur bir firma. Yani serinin devam etmesinden ziyade ilk iki oyuna Remedy ile anlaşılıp remake veya remaster gelmesi daha muhtemel geliyor bana. Ha, devamı gelse sevinirim tabii, benden daha mutlusu olamaz ama mantık çerçevesi içinde zor gibi duruyor. Sonuç. Max Payne'in bence en iyi aksiyon oyunu olma olayı tamamen hikayesinden kopmadan, oyuncuya bir saniye bile göz kırpmaya müsaade etmeden ve bunu yaparken sadece aksiyonda boğmadan oyuncuyu başarabilmesinden kaynaklanıyor. Günümüzde de gerçekten bu serinin verebildiklerini verebilecek tam aksiyon oyunu bence yok. Varsa da bilmiyorum yani. En azından bilgisayar için yok diyelim. Hani şimdi PlayStation'da Last of Us'lar, ne bileyim Uncharted'lar falan var ama bilgisayarda Max Payne abi. Gerçekten Max Payne serisini oynamamış arkadaşlar varsa aranızda, çok şey kaybediyorsunuz. Çok fazla şey kaybediyorsunuz. En kısa zamanda mutlaka Max Payne oynayın. Max Payne oynamadan olur mu hiç ya? Kafayı yiyeceğim ya. Allah! Öldüm ulan! Oğlum öldüm lan ben bunu. Benim yok. Dur, ateş etti. Yardım et. Başka. Ananı duvara vur. Allah. Ne yapacağım ki sana ben şimdi? Mermim yok, bir şeyim yok. Mermim yok, mermim. Mermim yok, farkında mısın? Mermim yok. Mermim yok. Ben sana ne yapayım? Mermim yok. Aman oğlu, görüyorsun elinde şeyle, bazukayla.